Selamünaleyküm sevgili öğrenciler. Bu hafta sizlerle Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberi yönü üzerinde duracağız. Bir önceki hafta beşeri yani insani yönü üzerinde durmuştuk. Bu hafta bir peygamber olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın temel özellikleri nelerdir? Bunları konuşacağız. Konu başlığımız Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındayken Yüce Allah tarafından gönderilen ilk vahiy ile elçi olarak görevlendirilmiştir. Evet, hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme miladi 610 yılında Ramazan ayı içerisinde Cebrail vasıtasıyla Allahü Teala tarafından ilk olarak Alak suresinin ilk 5 ayeti gönderilmiştir. Bu da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu bizlere göstermektedir. Peygamberlik göreviyle alakalı bazı kavramlara değinmek istiyorum. Bunlar nübüvvet, risalet ve tebliğ. Nübüvvet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlik makamını ifade etmektedir. Risalet Allah Resulü'nün insanlar ile olan iletişimini, elçiliğini ifade etmektedir. Tebliğ, peygamberlerin Allah'ın emirlerini eksiksiz bir şekilde insanlara iletmesine denmektedir. Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın temel özelliklerine değinecek olursak, bunlar son peygamber olması, rahmet peygamberi olması, Kur'an'ın açıklayıcısı olması, müjdeleyici ve uyarıcı olması, güzel ahlakın tamamlayıcısı olmasıdır. Kısaca her birine değinecek olursak, ilk olarak son peygamber olması üzerinde duralım. Son peygamber olması Hatemül Enbiya kavramıyla da ifade edilmektedir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlerin sonuncusu olduğunu biliyoruz ve kendisinden sonra da kesinlikle peygamber gelmeyeceğini ifade eden bir kavramdır Hatemül Enbiya. Yüce Allah İnsanlık tarihi boyunca emir ve yasaklarını bildirmek için peygamberler göndermiştir. Peygamberler insanların hak dinden uzaklaştığı her dönemde onları uyarmak üzere gönderilmiştir. Bu peygamberlerin ilki Hazreti Adem Aleyhisselam, sonuncusu da Hazreti Muhammed Aleyhisselam olmuştur. Ahzab suresi 40. ayeti kerimede Allahü Teala şöyle buyurmakta: "O Muhammed Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur." İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitap olması nedeniyle tüm ilahi kitapların özünü kapsamaktadır. Kur'an'da yer alan ilahi hükümler tüm insanlığı kuşatıcı olup evrensel nitelik arz etmektedir. Bu yüzden de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece indirildiği toplumun değil, bütün insanlığın peygamberidir. Evet, sadece indirildiği toplumun değil, bütün insanlığın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Evet, şimdi de Peygamber Efendimizin diğer bir özelliğine geçiyoruz. Rahmet peygamberi olması. Allah Resulü aynı zamanda bir rahmet peygamberidir. Peygamber Efendimizin görevlerinden bir tanesi, biliyoruz ki emri bil maruf, nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten de men etmek, sakındırmaktır. Peygamber Efendimiz her zaman insanlığı kötü olan her şeyden men etmeye, korumaya çalıştığını ifade edebiliriz. İyi olana her zaman davet edici olmuştur Peygamberimiz. Yüce Allah'ın insanlara peygamberler göndermesi kullarına olan sevgi ve merhametinin bir eseridir. İnsan hata yapabilen ve unutkan olan bir varlıktır. Her zaman uyarılmaya ve kendisine yol gösterilmesine muhtaçtır. Bu yüzden peygamberler insanlar için birer rahmettir. Evet, bütün peygamberler insanlar için birer rahmettir. Tevbe suresi 128. ayeti kerimede de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine olan rahmeti üzerinde durulmakta. Ayette "Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Merhametlidir." diye buyurmuş Allahü Teala. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı toplumda insanlara hem maddi hem manevi olarak destek olmuştur. Her zaman mazlumlara sahip çıkmış, köleleri ve yetimleri korumuştur.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılara ve çocuklara karşı özel bir ilgiyle yaklaşmıştır. Yaşlılara hürmetle yani saygıyla, çocuklara sevgiyle davranmış ve Müslümanlara da bunu öğütlemiştir. Yani bu konuda o kadar çok Peygamber Efendimizin hayatından örnek verilebilir ki, yaşlılara saygı ile alakalı olsun, çocuklara sevgiyle yaklaşmasıyla ilgili birçok örnek hayatından verilebilir. Mesela bir tane verecek olursak, Hz. Muhammed Aleyhisselam bir gün torunu Hasan'ı kucağına almış, öpüyor, torunuyla ilgileniyor. Ve bunu gören bir tane adam, benim 10 tane çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmüş değilim diyor Peygamberimize. Allah Resulü de Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim ki? Buyuruyor. Yani çocuklara karşı merhametlidir Allah Resulü her zaman ve bizlerden de o şekilde hani çocuklara karşı sevgiyle, merhametle yaklaşmamız gerektiğini istemektedir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine karşı yapılan zulümlere karşı daima affedici olmuştur. Evet, bu konuyla da alakalı birkaç örnek verecek olursak, mesela Efendimiz amcasını öldüren, Uhud Savaşı'nda amcasını öldüren Vahşi'yi affetmiştir. Müslüman olduktan sonra affetmiştir. Veya işte Mekke'nin fethi için Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Mekke'ye girecekleri zaman sahabelerinden hiçbir şekilde kan dökülmemesini istemiştir Efendimiz. Bakın burada da Allah Resulü'nün affedici olduğunu görüyoruz. İntikam duygularıyla hareket etmediğini görüyoruz. Ve hayatında beddua eden bir kimse değil, affedici olan bir peygamber olmuştur Efendimiz. Bu da onun merhametini ifade etmekte. Yalnızca insanlara değil, bütün canlılara karşı değer vermiştir Peygamber Efendimiz. İnsanların sadece birbirlerine değil, hayvan ve doğaya karşı da merhametli olmasını emreden Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu ve içine indi. Su alıp dışarı çıktığında kuyunun başında bir köpeğin susuzluktan dilini sarkıttığını gördü. Adam tekrar kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurdu ve yukarı çıktı. Köpeği suladı. Onun bu hareketinden dolayı Allah hoşnut oldu ve adamı bağışladı. Evet, hayvanlara karşı yapılan iyilikten dolayı da Allah'ın hoşnutluğunu, Allah'ın işte övgüsünü kazanmanın söz konusu olduğunu görüyoruz vermiş olduğu bu haberle de. Yine başka bir hadisinde her can taşıyan canlıya yapılan iyilikte sevap vardır diyor Peygamber Efendimiz. Bakın ecdadımıza da baktığımızda Peygamber Efendimizin merhameti ve hayvan sevgisinin yansımalarını ecdadımızın hayatında da görüyoruz. Mesela örnek verecek olursak Osmanlı zamanında hayvanların tedavisi için vakıfların kurulması, işte kuş evlerinin yapılmış olması, yabani hayvanların barınmaları için barınakların yapılmış olması. Bakın bunlar da yine Peygamber Efendimizin merhameti ve hayvan sevgisinin yansımaları olarak bizim ecdadımızda da görülmekte. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhametinin bir eseri olarak savaş esnasında dahi kadınlara, çocuklara, sivil halka, mabetlere ve din adamlarına dokunulmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Bir diğer özellik Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklayıcı rolünün olması. Evet, baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de ilk etapta anlaşılması kolay kolay olan ayetler olduğu gibi anlaşılması zor olan ayetler de olduğunu görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz işte burada devreye giriyor ve sahabelerin akıllarına takılan hususlarda açıklamalar getiriyor ki zaten Kur'an-ı Kerim'i ilk açıklayan da Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. O yaşantısıyla, sözüyle, her şeyiyle bizlere örnek olmuştur. Hz. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın ilkelerini hem yaşayarak hem de sözlü olarak açıklamıştır diyebiliriz. Bu konuyu diğer ki